Fidan bir ağaca dönüşür. Ağaç kaleme, kalem bir fikre. Fikir benim ışığımdır. Onunla aydınlatırım yolumu. Onunla bir kalp çizerim. Kalbi olur yaşadığım yerim, ruhu olur. Bir bahçe çizerim, çocukları olur, kahkahaları olur. Bir yol çizerim, denizi olur, tuzu olur. Bir kapı, bir pencere, bir manzara çizerim, sevdiğin bir rengi olur. Konuşmak için bir dost çizerim, sesi olur, sözü olur. Gecelerce dağılır gülüşlerimiz. Belki aşk olur, meşk olur. Paylaşmak için bir masa çizerim. Bir saksı, içinde ömür çiçeği. O masada bir kahve içeriz. 40 yıl hatrı olur. Bu çizgiler bağlar bizi birbirimize. Bağlar sımsıkı. Ben bir şehir çizerim. O senin anahtarın olur. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilmek zorunda kalınan Alanya Belediyesi Ramazan Meydanı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte açıldı. Bir ay boyunca iftar sonrası vatandaşları ağırlayacak olan meydan ilk akşamında yoğun ilgi gördü. Ramazan ayı boyunca devam edecek Ramazan Meydanı açıldı. Çeşitli etkinliklerle misafirlerini ağırlayacak olan meydana ilk akşamında vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde hazırlanan Ramazan Meydanı'nı ziyaret etti. Başkan Yücel, meydandaki gezisinin ardından sahneye çıkarak geleneksel hale getirilen Ramazan Meydanı'yla Ramazan ayının ruhunu yaşattıklarını belirtti. Başkan Yücel, pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız Ramazan Meydanı'nı bu akşamdan itibaren hizmetinize sunduk. Birbirinden değerli etkinliklerle sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ruhu yaşamayı ve yaşatmayı çok özlemişiz. Her akşam iftardan sonra saat 21.00'dan itibaren şenlik alanında hem çocuklarımız hem de yetişkinler için birbirinden farklı programlar düzenlemeye devam ediyoruz dedi. Geçtiğimiz aylarda Alanya iskelesinde yaşanan çökmeler uzun zaman öncesinde protokolün inceleme yapmasına rağmen hala onarılmadı. Bölgede bulunan vatandaşlarsa duruma acil müdahale edilmesini istiyor. Geçtiğimiz aylarda Alanya iskelesinde çökmeler ve tahribat meydana gelmişti. Bu kapsamda Kaymakam Doktor Fatih Ürkmezer'in ev sahipliğinde AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar ve Liman Başkanı iskeleye giderek yerinde incelemelerde bulunmuşlardı. İncelemelerin ardından önemli açıklamalarda bulunan Toklu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız aracılığıyla bu bölgedeki yıkıma uğramış yerlerin onarımı yapılacaktı ifadelerini kullanmıştı. Açıklamanın ardından aylar geçmesine rağmen iskelede herhangi bir faaliyete geçilmemesi ise limanda bulunan çalışanlardan büyük tepki topladı. Bölgedeki vatandaşlar kaç aydır bekliyoruz, sezon geldi çattı, iskeledeki göçükler hala onarılmadı diyerek isyan etti. Karşılanmasına yönelik olarak siber güvenlik alanında engelli engelsiz karma yapıda verilecek eğitimle ülkemize önemli değerler kazandı. Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı tarafından Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen Turizmde Siber Güvenlik Konferansı'na katılan Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi Dr. Osman Coşkun,
Konferans sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sahte rezervasyonların yaşattığı mağduriyete dikkat çekti. Bir turizm ajantasının aynı reklamını kullanıyor, aynı web sitesini kullanıyor. Hatta yarı fiyat bir fiyat verip dolayısıyla vatandaşımızı aldatabiliyor. İşte bu noktada da nasıl ki sınırlarımızın güvenliği son derece önemliyse, bütün dijital ağlarımızın, web sayfamızın, telefonumuzun, iletişim kanallarımızın da güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Artık iletişimin, savaşların, ulaşımın, sağlığın dijital ortamda gerçekleştiğini kaydeden Coşkun, turizmde siber güvenlik konusuna dikkat çekti. Yani sizin sisteminize herhangi yabancı bir unsur girdiği zaman sizin güvenlik görevliniz gibi sisteminizdeki program bunu tanıyıp engel olması gerekiyor. O açıdan da turizmde bu gibi olumsuzlukların yaşanmaması bakımından bu vakfın çalışması, üniversitemizin çalışması, siber güvenlikle ilgili öne çıkıp bu çalışmaları yapıyor olması da turizm açısından da Alanyalıları korumuş olacak ve halkımızı korumuş olacak. Böyle burada bu olumsuzluğun yaşanmasına izin verilmemiş olacak. Karşılanmasına yönelik olarak siber güvenlik alanında engelli. İnşallah hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbimden bu... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya Çevre Yolu 1. Kısım açılış törenine Dolmabahçe ofisinden video konferans yöntemiyle katılarak bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya Çevre Yolu 1. Kısım açılış töreninde yaptığı konuşmada fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız dedi. Milletimden sabırlı olmasını, bize güvenmesini, sanayici ise fabrikasına, tüccarsa pazarına, çiftçiliğiyle toprağına, esnafsa tezgahına, çalışansa işine, öğrenci ise dersine, memursa vazifesine daha sıkı sarılmasını istiyorum. Ülke olarak hala aşılması gereken sıkıntılar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu. Bir süredir ekonomimiz döviz kuru hareketlerinin, faiz tartışmalarının, tüm dünyanın sorunu olan enflasyondaki yükselişin tehdidi altındadır. Enerji ve gıda başta olmak üzere küresel mal fiyatlarında yaşanan artışlar bizi de etkilemektedir. Bir de buna ülkemiz içindeki kimi kesimlerin vicdansızlığa varan açgözlülüğü eklendiğinde vatandaşlarımız bakımından gerçekten sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Hem fiyatlaması küresel düzeyde yapılan ürünlerin yol açtığı dengesizliklerle hem de fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz diye konuştu. Ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken dönemlerdir. 3 kuruş fazla kazanmak uğruna milletin huzuruna özellikle göz dikenler aslında en büyük zararı kendilerine vermektedir. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız bu çerçevede denetimden yani mevzuat hazırlığına kadar her konuda yoğun bir çalışma içindedir. İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız. AK Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun Ramazan ayının ilk gününde iftara 5 dakika kala yoldan geçen araçları durdurarak iftarlık ikramlarda bulundu. Yeniacun sözlerine şöyle devam etti. Allah kim bir oruçluyu iftar ettirirse oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da bir şey eksilmez hadisi şerifinin sevabına nail olmayı nasip etsin. İftara yetişemeyen vatandaşlarımıza iftara 5 kala ikramlarımızla biz yetiştik dedi. Alanya'da düzenlenen ve 34 ülkeden 703 sporcunun katıldığı Merel Alanya Ultra Trail 2022 yarışları nefes kesti. Katılımcılar Alanya'nın tarihi binaları, doğal güzellikleri, muz ve narenciye bahçelerinden geçerek yarışı bitirdi. Deniz, güneş, koşu temasıyla gerçekleştirilen 76 kilometrelik yarışmayı erkeklerde Fredrik Van Chereest, kadınlarda ise Ezgi Akdesir kazandı.
Yarışlarda kazanan sporculara düzenlenen törenle ödülleri teslim edildi. Hep birlikte. Evet. Haydi bakalım foto zamanı. Düzenlenen organizasyonu ilgili bilgi veren Merel, Alanya Ultra Trail yarış direktörü Ahmet Arslan, etkinliğin bu yıl Alanya'da 5. kez düzenlediğini belirtti. Alanya Ultra Trail organizasyonu 5. defa gerçekleştirildi. 4 farklı etapta organizasyonda 4 farklı etapta organizasyonda yarışmalar yapıldı ve ödül törenlerimizi yaptık. Sıcak bir havada sporcular koştular ama Alanya'nın bahar havasında biraz nemli, biraz sıcak havada koştular ve güzel parkurlarda yarıştılar. Yarışan herkes biraz zorlandı ama genel olarak herkes mutlu ve organizasyonu sorunsuz şekilde bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Yarışlarda derece yapan sporculardan İbrahim Güneş, Alanya'da da yarışmayı tavsiye etti. 50 yaş üstü kategorisinde birinci olan Güldenay Uruksa gerçekten çok zordu diye konuştu. Evet, güzeldi ama güzelden çok yorucuydu. Yani Avrupa standartlarında bir parkur ve buraya herkesin katılıp gelip görmesi ve yarışması gerekiyor. Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği'nce faaliyetler gerçekleştirildi. Jandarmanın düzenlediği farkındalık etkinliğinde otizmli gençlerin konseri ilgi çekip adeta ayakta alkışlandı. Etkinlik için hazırlanan klip ise sosyal medyada peş peşe paylaşıldı. Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi arasında Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun benzerinin Akdeniz'de de yaşanmaması için bilimsel çalışmalar yapılmasını amaçlayan bir işbirliği protokolü imzalamıştı. Geçtiğimiz aylarda Kırkgöz Havzası'nda inceleme yapan ekipler son olarak Arap Suyu ve çevresindeki kaynaklarda gözlem yaptı. Akdeniz'de müsilaj sorunu yaşanmaması için geçtiğimiz Eylül ayından bu yana Antalya genelinde bulunan su kaynaklarında saha çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cale Korun, belirlediğimiz istasyonlardan örnekler alıyoruz. Bu örnekler Asat'ın ve Büyükşehir'in laboratuvarlarında analiz ediliyor. Sonuçlar çıktıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Asat ve Büyükşehir Belediyesi'nde görevli personel arkadaşlarla bu sonuçları değerlendiriyoruz. Bu proje 3 yıl sürecek. Şimdiye kadar yapılan çalışmaların sonuçlarını aldık. Bu sonuçları ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağız dedi. Terseri 2021 Haziran ayında Akdeniz Üniversitesi, Büyükşehir ve Asat'la müsilaj, Antalya'daki müsilaj sorunu nedir? Yani var mıdır, kökeni varsa nereden kaynaklanıyor ve ileriye dönük olarak da neler yapabiliriz şeklinde bir protokol imzalanmıştı. Bu kapsamda biz de Akdeniz Üniversitesi Ürünleri Fakültesi görevli personelimiz, Asat'tan yetkili arkadaşlarımız ve Büyükşehir'den görevli arkadaşlarımızla birlikte biz geçtiğimiz Eylül-Ekim ayından beri sürekli olarak arazi çalışmalarında bulunuyoruz. Yer altında çatlaklardan geliyor, ana kaya kırıklarından geliyor. Ben kamerayı soktum. Geçtiğimiz aylardan itibaren Antalya'nın neredeyse tüm ilçelerinde görülen deniz anası vakaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Alanya'da da görülen deniz anaları yeniden Alanya sahillerine vurmaya devam ediyor.
Sahilde vakit geçiren vatandaşlar tarafından fark edilen damla taş sahilinde karaya vurmuş deniz anası görenleri şaşırttı. Bu kapsamda ise deniz analarının neden karaya vurduğu ve tehlikeli olup olmadığıysa bilinmiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarıma yönelik desteklemeler kapsamında ilçelerde çiftçilere uygulamalı budama ve aşı eğitimleri veriyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yerelden kalkınma ilkesiyle üretimde kaliteyi ve verimi artırmak adına ilçelerde meyve ağaçlarına yönelik uygulamalı budama ve aşı eğitimi düzenledi. Uygulamalı budama ve aşı eğitimi kapsamında Manavgat ilçesinde yangından etkilenen Hocalı ve Taşağıl mahallelerinde zeytin, nar, narenciye ve üzüm bağı ağaçlarında budamanın ve aşının nasıl yapılacağı konusunda eğitim verildi. Eğitimde budamanın ve aşının amacı uygulamanın zamanı, etkileri ve teknik uygulamalar hakkında üreticilere bilgiler aktarıldı. Yangından zarar görmüş ağaçların budanması konusu da anlatıldı. Eğitimin ardından 38 çiftçiye sertifika verildi. Aytemiz Alanyaspor 31. haftada sahasında kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşmaya istekli ve hızlı bir oyunla başlayan Aytemiz Alanyaspor, rakip kalede peş peşe gol pozisyonları yakaladı. Turuncu yeşilli ekip Emre Akbaba ile 9. dakikada skor eşitliğini bozdu. Bu dakikada sağ kanatta Kandiyas'ın pasında topla buluşan Emre Akbaba, rakibinden kurtulduktan sonra ceza alanına girerek çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Skor üstünlüğünü yakalayan Alanyaspor 16. dakikada Fatih'le ikinci gole çok yaklaşırken konuk ekibin iki net gol fırsatında offside bayrağı havaya kalktı. Karşılaşmada ilk devreyi Emre Akbaba'nın attığı golle Alanyaspor 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısını Rizespor 3 oyuncu değişikliği birden yaparak başladı. Bu devrede daha atak görünen konuk ekip 60. dakikada penaltıdan Efecan'ın attığı golle iki farklı geriye düştü. Maçtan kopmayan Rizespor ileride baskı yapmaya başlarken 66. dakikada Cisse'nin kafa golüyle farkı 1'e indirdi. Bu dakikalarda Rizespor oyun üstünlüğünü elinde bulundururken Alanyaspor 72. dakikada iki oyuncu birden değiştirerek oyunda yeniden denge kurdu. Rizespor'un beraberlik çabaları Akdeniz ekibinin savunmasına takılırken mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşmayı Alanyaspor 2-1 yendi. Evet.